arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir ceket çalışması yapacağız. Yine mevsime ve yaza uygun bir ceket çalışması olacak. Ceketimizi yaka kısmından başlayarak öreceğiz. Biraz da simli iple ördük ki daha şık bir şey olsun. Minik elbiselerin üzerine güzelce giymesi için gündelik kullanımdan biraz uzak ördük. Ama aynı modelimizi normal iplerimizde gündelik kullanım için de örebiliriz. Evet elbisemizi 1-1,5 yaş grubu için ördük. Dilerseniz biraz daha artışımızı yaparak büyütebilirsiniz. Yakamızdaki başlangıç yerimizdeki V sayılarımızdan artışımız yaparak dilediğimiz kadar uzatabiliriz. Biz iki tane V koymuştuk. Eğer 3 yaş için örmek istiyorsak V Önümüz için 3 ve 3 olarak artıralım. Kollarımızı yine bir tane artıralım. V sayısını. Bu V sayısını artırmak için de her bir V'mizin artışı için 4 tane zincir çekmemiz yeterlidir. Yani dilediğimiz büyüklüğe göre çok rahatlıkla örebiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen minik ceketimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet ceketimizi örmek için Sindi marka ip kullanıyorum. İpim 100 gramlık iplerden. Ee, şöyle Gördüğümüz gibi simli bir ipten örgümüzü öreceğiz. Kalınlığı bebe iplerimizle hemen hemen aynı kalınlıkta ve ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanmak istiyorum. 94 tane zincirimi çekerek hemen ceketimizin birinci zincir sırasını örmeye başlıyoruz. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen ölçümüze bakalım. Tığımdan tarafa tutuyorum mezurumu ve ölçüyorum. Tam 35 santim zincirimi uzunluğu ve birinci trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Geriye doğru sayıyorum. İlave zincir yapmıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine tığımın başını doluyorum ve gelerek batıyorum iki tane trabzanım oldu bir daha bir tane daha başını doluyorum üçüncü trabzanımı da örüyorum ve birinci iliğimizi yapmak için bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikinci zincirin içerisine giriyorum ve ilk iliğimi yapmış oluyorum tığımın başını doluyorum tekrar Zincirlerimin içerisine birer birer girerek bütün zincirlerimi tıpkı bu şekilde ördüğümüz gibi ikili trabzan şekliyle uç noktamıza kadar trabzanlarımızı örelim. Evet, bütün trabzanlarımızı ördük zincirimizin üzerine ilk sıramızı tamamladık. Şimdi bölümlerini ayırarak örmeye başlıyoruz. Bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci trabzanımın üzerine yine trabzanımı örüyorum kenar bant kısmını tamamlıyoruz diğer köşede ileğimizi yerleştirmiştik burada kenar bandımız sürekli devam edecek 2 4 5 ve 6 6 tane bandımızı ördüm bakınız 2 4 6 6 bandımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 dördüncünün içerisine gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum 2 tane zincir aynı yere tekrar bir tane trabzanımı örerek bir tane V mi oluşturuyorum bir tane zincirimizi çekiyorum tığımın başını dolayarak tekrar saymaya başlıyorum 1 2 3 dördüncünün içerisine gelerek batıyoruz 3 tane trabzanımı atladım. Dördüncüye bir tane trabzanım örüyorum ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere tekrar modelimi yerleştiriyorum. Ve bir tane zincirimi hemen çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü trabzanımın içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ikincisini çekmiyorum tekrar aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum İkincisini bakınız her ikisini de birini çektim trabzanlarımız 1 ve 2 ve de örgümüzü devam ettirdiğimiz ilmeğimiz üçü de şu an tığımızda tek seferde çekiyorum 2 tane zincirimi ördükten sonra tekrar aynı işlemi hemen buraya yapıyorum bir defa alıyorum. ikinci kez çekmiyorum. Tekrar aynı yere bir daha giriyorum. Bir daha alıyorum. ikinci kez çekmiyorum. Ve şimdi bakınız hepsini aynı anda çekiyorum. Ve bir tane zincirimi örüyorum. Ve yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 6 tane trabzanımızı kenarımız yani kenar bandı olmak üzere devam ettireceğiz. 3 zincirimizi atladık. 4. zincirimizin içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımız ördük. Bitişte hemen bir tane zincirimizi çektik ve 3 tane atladık. 4. zincirin içerisine yani 4. trabzanın içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanı ördük. Hemen bir zincir çektik. Aşağıdan 3 trabzan atlayıp 4. trabzanımızın üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Yalnız trabzanlarımızı e, birerini örüp her ikisi de birer birer olduğu zaman aynı anda ikinciyi çektik, 2 i̇ki zincir ve diğer trabzanımızı da aynı şekilde ördük. Ve burası mini kırkamızın ön kısmı, önlerden bir tanesi. Şimdi kolumuzu örmeye geçelim zincirimizi çekmiştik. Tığımın başını doluyorum. Yine saymaya başlıyorum. 3er tane atlıyoruz burada. Tamamen 3er atlayıp ilerleyeceğiz. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Geçişimden sonra bakınız yine aynen buradaki V'lerimiz gibi kurmaya başlıyoruz. 2 tane zincir, aynı yere tekrar 1 tane V ve 1 tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Sayıyorum. 1 2, 3 ve 4. batıyorum. Bir tane trabzan, 2 zincir, aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek V'mi kuruyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. 3. V'mi kurmak için tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve dördüncünün içerisine gelerek batıyorum ve 3. V'mizi bu şekilde kuruyoruz aynı yere batıyorum. Şöyle görelim. İki tane V'miz vardı. Ara artışımız. Üç tane V'mizi kurduk. Şimdi bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yine sayıyorum. 1 2 üç, dördüncü trabzanımın içerisine gelerek giriyorum. Alıyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmüyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. Bir defa örüyorum, ikinci kez örmüyorum. İkinci kez her iki trabzan da aynı anda çekiyorum. Bir ve iki tane zincirimi ilave ettikten sonra aynı yere iki tane trabzanımı tek sefer örüyorum. İkinci kez yine tek sefer ördükten sonra her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum şimdi tekrar bakıyoruz bakınız önümüzü ve kolumuzu ördük şimdi arkamıza başlıyoruz bir zincirimizi çekmiştik yine sayıyorum trabzanlarımı 1 2 3 ve dördüncü trabzanımın üzerine geliyorum bir tane ikili trabzan iki zincir aynı yere tekrar trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 2 tane zincir ve bir tane zincir ilave ediyorum 1 2 3 4. batıyorum bakın trabzana Tekrar bir tane zincir, 1, 2, 3, 4, 2 zincirimi çektim. Ve kaç tane olduğuna bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, bir tane daha yapmak istiyorum. vimiz 5 tane V olsun arkada. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum ve son V'mi örüyorum. Son V'mizi ördük. Bir tane zincir ilavesi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tekrar çiftli trabzanımız örmeye başlıyoruz. Bir defasını aldım. Aynı yere ikinci kez batarak bir defa daha ördüm. Ve aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. 1, yine 2, birer defa ördüm. İkinci kez çekiyorum bir tane zincirimi çektikten sonra şöyle bir bakalım birinci sıramızı trabzan sırası olarak ördük ikinci sırada beylerimizi oluşturuyoruz şöyle takmak istiyorum bakınız ayrım yerlerimizi uzaktan belli olsun başlangıçtan yeşile kadar olan bölüm önümüz yeşilden kırmızıya kadar olan 3 tane V'nin olduğu yer kolumuz. Kırmızıdan diğer şimdi takacağım sarıya kadar olan bölümümüz ise arkamızı oluşturacak. Şimdi tekrar kolumuzu ve diğer önümüzü aynı gösterdiğimiz şekilde örerek tamamlayalım. Evet sarı ayracımızdan sonra kolumuzu 1 2 3 tane V örerek oluşturduk ve araya yine ayrım yerimizi yaptık. 2 tane V'mizi de önümüz için kurduktan sonra bakınız kenar bandımızı örmek için hazırız. Bir tane trabzanımı ördüm. ikinci trabzanımı örüyorum. İliğimiz için açmış olduğumuz 3. trabzanımın da içerisine giriyorum. Ve bakınız iliğimiz gayet güzel bir şekilde oluştu. Yanındaki trabzanlarımı da birer birer örüyorum. Toplamda 6 tane trabzan sayısına ulaşıyorum Evet ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık şimdi e, ikinci sıramızın sayılarını şöyle bir hatırlayalım 6 tane trabzan kenar bandımız bakınız şöyle sayalım 2 4 6 ve 1 2 2 tane V'miz önümüz için 1 2 3 kolumuz için 1 2 3 4 5 arkamız için ve tekrar 3 tekrar 2 3 kolumuz için 2 de önümüz için V'lerimizi hazırladık ve aralarda da görmüş olduğunuz gibi ayraçlarımızın olduğu yerde artış yerlerimizin olacağı bölümler var. Ben bunları sadece şu an görünsün diye takmıştım. Zaten belirli bunlar. Şimdi örerken tek tek çıkarmak zorunda olmayalım. Zaten ayrıştırıcı özellikleri var. İkişer ikişer onlar ördük. Diğerlerini ise tek olarak örmüştük. Hemen ayrıçlarımı kenara alıyorum. Bakınız burası zaten dolgulu diğerleri ve evet şimdi e, ikinci sıramızı da tamamladıktan sonra üçüncü sıramızı örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum. Kenardaki trabzanlarımı örüyorum. 1 zincirimle 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm. 1 tane zincir çekiyorum. Ve ilk V'min içerisine e, trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Biraz önceki kolumuzdaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını burada da tekrar ediyorum bir defa başını doladım giriyorum bir defa örüyorum ikinci kez örmüyorum tekrar ikinci kez giriyorum 1 ile 2 tek seferde çekiyorum 1 ve 2 tane zincirimi ilave ediyorum aynı şekilde 1 ikinciyi çekmiyorum 1 2 tane trabzanımı tek seferde çekiyorum ve aralarına bir tane zincir ilave ediyorum. Diğer üçgenimizin yani V'mizin içerisine aynı şekilde giriyorum. Bir. İkinciyi çekmiyorum. İkinci trabzanı da birini çektim. ikincisini çekmedim. Her ikisinin ikincisini aynı anda çekiyorum. Araya iki tane zincir. Tekrar yuvamın içerisine giriyorum. Bir. Aynı yere giriyorum. 2 Tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincir ilavesi yapıyorum. Tığımın başını dolayarak burada görmüş olduğumuz omuzumuzun ayrım yerine geliyoruz. Ayrım yerinde yine bu örgümüz boyunca sadece bu trabzanlarımız ikili trabzan yapıyoruz. Diğerlerini önce bir sonra toplam ikincisini iki, ikinci kez de çekiyoruz. Bir zincirimden sonra giriyorum bir bir İkisini kapatıyorum. İki tane zincir çektikten sonra yine aynı yere bir, tekrar bir. İkisini kapatıyorum. Araya bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra bakınız ara ayrım yerinin artışını yaptım. Şimdi burada aynı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan bir tane daha aynı yuva içerisine örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Öncesinde iki tane zincirimizi de çekmiştik. Aynı yere giriyorum, 1 tekrar 1 ikisini tek seferde çekiyorum, araya iki tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere giriyorum, bir, birinciyi ördüm, tığımda bekletiyorum, İkincisini de ördükten sonra her ikisini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum. Hemen diğer bölüme geçmeden bakmak istiyorum. Bakınız birinci sıradaki tek olan çiftli bölümüme iki tane çiftli bölüm ördüm ve aralarında iki tane de zincir çektim. Birinci bölüm iki zincir ve diğer ikinci bölüm. Şöyle görelim. Şimdi diğer tarafları aynen burada ördüğümüz gibi örerek ilerleyeceğiz. Bütün V'lerimizi bu şekilde tamamlayacağız. Giriyorum. Bir defa örüyorum bir defa örüyorum ikisini çekiyorum 1 ve 2 zincir ilavesi yaptıktan sonra yine bir tekrar bir her ikisini çekiyorum aralarına birer zincirimi ekliyorum tekrar bir ve yine bir birer defa örüyorum ikinci kezin ikisini aynı anda çekiyorum iki zincir bir ve tekrar bir Şöyle takıldı. Çekiyorum ve kapatıyorum. Artış yerimizdeki bir tane bunu da yapalım. Artış yerimizi yine beraber yapalım. Evet bakın şu şekilde her V'imizin içerisini çift olarak örüyoruz. Bakınız bütün V'lerimizi aynı şekilde örüyoruz. Ve bütün artışlarımızı da aynı şekilde çiftleştirerek öreceğiz. Bakınız şimdi artış yerimizin olduğu çift ördüğümüz yerdeyim. Tığımın başında doluyorum. Arada mutlaka hepsinin birer zincirimiz var. Evet bir zincirimi çekmiştim. Araya giriyorum. Tırabzanımı tek sefer örüyorum. Tığımda bekletiyorum. İkinci kez örmek için tek sefer örüyorum. Tığımda bekletiyorum. İkinci kez ikisini aynı anda alıyorum. İki zincir ilave ettikten sonra aynı şekilde bir ve iki çekiyorum. Araya iki tane zincirimi çektikten sonra birinci çiftimi oluşturdum. iki zinciri çektim ve aynı yere ikinci bir çifti daha örüyorum. Bir, iki, kapatıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. Bir, tekrar bir örüyorum. İki tane trabzanımı tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirimi ilave ederek burada görmüş olduğum V'lerimi tıpkı buradaki V'lerimiz gibi örüyoruz çiftlerimizi ise bu şekilde örerek sıra başına kadar ilerliyoruz Evet üçüncü sıramızın sonuna kadar örerek geldim artışlarımızın olduğu yerleri görmekteyiz bakınız 1 2 3 ve 4. 4 tane artışımızı yaptık. Aradaki trabzanlarımızı V'lerimizin içerisine güzelce ördük. Bir defa aldık. İkinci kez örmeden tığımızda beklettik. İkinci trabzanımızda aynı şekilde bir defa aldık. Her ikisini aynı anda çekerek ördük. Şimdi sıramızın başına trabzanlarımızı yaparak geçelim. Bakın son kısmındayız. Bir tane zincirim ördüm. 6 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. Modelimi tamamlayana kadar altı trabzanımız kenar patlarımız olarak devam edecek. İkili trabzan şeklinde örüyoruz. Evet, son trabzanımı da ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek yeni sıramı kurmaya başlıyorum. Bu görmüş olduğumuz B'lerimin içerisindeki 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bütün modelimiz boyunca aynı şekilde devam edecek. Modelimiz sadece artışlarımızdan şekillenecek. Geri kalan buradaki yapmış olduğumuz işlemler her bölümümüzde, yani modelimiz bitene kadar, örgümüzün sonuna kadar aynı şekilde devam edilecek. Şimdi artışımızın olduğu yere kadar örelim. Önce trabzanlarımızı ikili olarak örüyorum. 6 Altı trabzanın altısını da tamamlamak istiyorum. Evet, altıncıyı da ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. İlk grubuma giriyorum. 1 2 aynı anda çekiyorum 1 ve 2 aynı yere giriyorum 1 ben ipimi açıyorum ikinci trabzanım için tekrar aynı yere giriyorum ve ikisini aynı anda çekiyorum araya bir tane zincirimi yaptıktan sonra işlemimin tekrarı için diğer trabzan grubuma geçiyorum 1 ve 2 2 çekiyorum ve araya bir tane zincirimi çekiyorum. Ara artış yerimize geliyoruz. Bir çiftken iki çift olarak ikinci sıramızda modelimizin yerleştirmiştik. Şimdi bu çiftlerimizin arasındaki zincirlerimizin olduğu yere çifter çifter örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 tane iki zincirimiz var. Her bir zincir grubumuzun içerisine bu grubumuzu oluşturacağız. Evet, hemen Birinci grubumu oluşturuyorum. Bir ve iki çekiyorum, kapatıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. Bir, ikinci trabzanımı örüyorum. Evet, trabzanlarımı ördüm. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. İki tane zincirim hemen sırada gelen iki zincirin içerisine girerek buradaki çiftli grubumun aynasını örüyorum. Bir bekletiyorum. 2 bekletiyorum ve aynı anda kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve yuvanın içerisine aynı şekilde giriyorum. 1 ve 2. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Diğer 2 zincirimin olduğu yere giriyorum. Bakınız bütün 2 zincirlerin içerisine çifterli trabzan grubumuzu ördük. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Tek seferde çekiyorum. 2 zincir aynı yere giriyorum 1 ve 2 tek seferde çekiyorum bir zincir çektikten sonra kapatıyorum şimdi görelim omzumuzdaki artış yerimize birinci sıramızda modelimizi uyguladığımız yerde bir çift olarak ördük ikinci sıramızda iki çift olarak aynı zincir yuvasının içerisinden dışarı çıkardık bakınız Üçüncü sıramızda ise 1, 2, 3 tane zincirimiz vardı. 2 zincirlerimiz, iki grubun arasındaki iki zincirimiz de dahil olmak üzere. Ve her iki zincirin içerisinden birer grubumuzu da oluşturarak 1, 2, 3 tane çiftli grubumuzu oluşturduk. Buradaki modellerimiz aynı şekilde devam edecek. Tıpkı buradaki başlangıçtaki ön kısımda yaptığımız şekliyle artış yerine geldiğimizde bütün artışlarımızda kalan üç artışımızı bu şekilde örerek tamamlayalım ve sıra başına kadar örelim. Evet sıramızı tamamladık ve yeni bir sıramıza başlamak üzere hazırız. Trabzan sıramızı sayarsak 1, 2, 3, 4, 4 sıramızı bitirdik. 5. sıramızı ben bu kısım aynı ördüğümüz için başladım. Bakınız trabzanlarımız aynı şekilde 6 tane trabzan ve modelimiz Buradan yukarıdan başlamıştık bakınız. Çift olarak arada iki zincirimizi çekerek trabzanlarımızı örüyoruz. Her iki grup arasına da bir zincirimizi çektikten sonra diğer grubumu örüyorum. Ve modelimizin artış yerine geliyoruz. Bakın 1, 2, 3 grup olarak örmüştük. Bu aşağıdaki sıramızın içerisine ve bütün trabzan gruplarımızın artışlarını aynı şekilde yaptık. Bakınız hepsini üçer üçer örerek tamamladık. Şimdi bu sıramızda yine artış yerimizde işlemimizi yapacağız. Yine bakıyoruz. Bir grubumuz, iki ve üç grubumuz var. Üç grubumuzun her birinin içerisine birer birer grup öreceğiz. Bu kez bir, bir, bir çıkaracağız. Çift çıkartmıştık bakınız burada. Diğerinde her grubun içerisine yine aynı kendisi gibi trabzanlarımızı öreceğiz. Bir tane zincirimi çekmiştim. İlk grubumun içerisine giriyorum. 1. bir. 2 tek seferde kapatıyorum. Zincirlerimi çektikten sonra 1 ve ikinciyi tek alıyorum. İkisini kapatıyorum. 1 2 araya 2 zincir çekiyorum. Bakınız diğerinde araya girmiştik. Burada aralara girmiyoruz. Direkt kendi içerisine giriyoruz. 1 ve 2 kapatıyorum. 2 zincir tekrar 1 ve 2 giriyorum. 1 2 zincirimi çektikten sonra üçüncü kez bakın aralara girmiyoruz aşağıda araya girmiştik burada her birinin içerisine yine aynı trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz son grubumuzun içerisine giriyorum 1 2 çekiyorum 2 zincirimi çektikten sonra diğer kısmı örüyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum Evet bu sıramızda şöyle görelim 3 tane trabzan grubumuzun çiftli grubumuzun içerisini yine 1 2 3 ördük aralardaki zincirlerin içerisine örmedik sadece trabzanlarımızın içerisine aynı şekilde örerek yerleştirdik aradaki trabzanlarımızı yine aynı şekilde örüyoruz modelimiz bitene kadar bu ara grupta herhangi bir değişiklik yok sadece değişikliği artış yerlerimizde yapmaktayız bir tane zincirle devam ediyorum ve bütün artışları yerlerimizi aynı şekilde örerek tamamlayalım artışlarımızı ve aradaki trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamladım yeni sıramıza başladım Yeni sıramıza bakınız buradaki trabzanlarımı birer birer örerek geldim. 1 ve 2 olarak başlamıştık yukarıdan itibaren bakınız 1 ve 2. Şimdi üçüncüyü ekledim. Bakınız bu üçüncü şöyle modelimizi elimize alacak olursak bir tane olan trabzanımıza çift demiştik, iki tane. Sonra üç tane olmuştuk. Sonra üç tanenin her birini birer birer örmüştük. Yani her grubu kendi arasında tek çift grubuna düşürdük. Şimdi ortadaki trabzan grubumuzdan İkinci sıradaki yapmış olduğumuz gibi artışlarımızı yapacağız ve bu kenardaki çiftli olan grup önümüze dahil oldu. Yani artışımızı bu şekilde buraya kaydırdık. Diğer kenardakini ise kolumuza kaydıracağız. Ortamızdan yeni artış grubu olarak iki tane artışımızı yaparak yeni grubumuzu başlatacağız. Şu grup görmüş olduğumuz e, İkilinin içerisi ikili, üçlü ve tekrar üçlü olan grubumuz artış grubumuz olarak sürekli devam edecek. Yeterli kol uzunluğumuza gelene kadar yani roba boyumuza gelene kadar. Şimdi tam ortada duran çiftimizden artışımızı yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekmiştim. Giriyorum. Trabzanları ördüğüm şekliyle örüyorum. İki zincir tekrar bir iki tanesini aynı anda kapatıyorum. Araya iki tane zincirimi mutlaka çekiyorum. İkinci grubumu tekrar aynı yeri örerek artışımı yeniden başlatıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle görelim. Bir çift, iki çift arasında İki tane zincirimiz var. Tıpkı ikinci sıradaki yapmış olduğumuz artışımızın aynısını yeniledik. Üçüncü sıramızda ise bakınız şurada görmüş olduğumuz üçüncü sıradaki işlemimizi uygulayacağız. Yani her zincirimizin içerisine çiftli grupları öreceğiz. Şimdi diğer gruplarımızı aynı gördüğümüz şekliyle örelim. İki zincir şimdiki ördüğümüz kısım artış kısmımızdan Kol tarafımıza geçen kısım bakınız artışımızdan çıkarttık. Bu taraftaki sol taraftaki kolumuzu sağ taraftaki önümüze kaldı. Yeniden biz burada başlattık. Bütün artışlarımızı aynı şekilde yapalım. Aralarda düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızda tekrar başa geldim. Trabzanlarımızı iki çift bakınız ördüm. Tam ortadaki artışları diğerleri ise sadece şu şekilde bakınız. Aynen örüldüğü için herhangi bir farklılık yok artışımızı yapacağımız yerlerimizi iki çift şeklinde ördük ve devam ediyoruz sıramızın başına geldik sıramızın başında bakın birinci sıramızda iliğimizi koymuştuk 1 2 3 4 5 5 sıra düz ördük şimdi altıncı sıramızda tekrar iliğimizi yerleştirelim yani arada 5 tane düz örelim her 5 sırada bir iliğimizi yerleştirelim şimdi 3 tane trabzanımı kenardan ördüm bir zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzanımı sıradan atlıyorum diğer trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve diğer trabzanımı örüyorum Evet ileğimizi açtık dönüşte buradaki bir zincirimizin üzerine de trabzanımızı öreceğiz yine 6 tane trabzan sayısına ulaşacağız bir tane zincirimizi çektikten sonra yine aynı işlemlerimizi buradaki kol ayrım yerine kadar örerek gelelim. Burada tekrar görüşelim. Evet aramızı örerek geldik. Bakınız buradaki trabzanlarımızdan sonra 1, 2, 3 grubumuzu ördük. Tam artış yerimizin olduğu bölümümüze geldik. 3 tane zincirimiz vardı. 2'şer 2'şer çektiğimiz 1, 2 grubun arası ve 3. zincirimiz. Bakınız her 2 zincirimizin içerisine çiftlerimizi örmeye başlıyoruz. 1 ve 2 aynı anda çekip zincirlerimizi de çektikten sonra birinci grubumuzu tamamladık bakınız iki tane zincirimi çekiyorum her iki grubumun arasındaki zincire giriyorum bir ve iki kapatıyorum İki zincir tekrar bir ve iki çekiyorum iki tane zincir çekiyorum bakınız ikinci zincirin içine de ikinci grubumu ördüm İki zincir çektim ve son bir 2 çekiyorum. 2 tane zincir 1 2 kapatıyorum. 1 tane zinciri çektikten sonra yine burada görmüş olduğumuz gibi aradaki düz trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz ve diğer artış yerinde de aynı işlemimizi yapıyoruz. Bu işlemimiz aşağıdan bakacak olursak bakınız 2 tane. Trabzanımızın üzerine yapmış olduğumuz bu bölümü gerçekleştiriyoruz. Bu bölümü ördükten sonra bütün sıramızda e, tekrar diğer e, başlangıçta görüşelim. Evet sıramızın başına kadar yine örerek geldim ve trabzanlarımızı düz olarak 3 tane sıramızı da ördüm. Tekrar artış yerimizdeyiz. Bütün artışlarımızı bu şekilde bakınız 3'er 3'er ördük. Aradaki düz örgülerimiz aynı şekilde devam ve 3 tane zincirin içerisine 3 tane grubumuzu ördük. Şimdi başlangıcımıza bakalım. Başlangıcımızda trabzanlarımızı ördüm. 1, 2, 2 ilk baştan beri devam eden modelimizi uyguladık. Ve üçüncü olarak da bakınız artış yerimizden çıkan trabzan sıramızı ördükten sonra tekrar bu üçlü grubumuzun olduğu yere geldim. Üçlü grubumuzu bir önceki sıramıza bakacak olursak bakınız üçlü grubumuzu şu kısımda ördük. Şimdiki öreceğimiz sırada ise her birini birer çift olarak ayrı ayrı öreceğiz. Sonrasında modelimizi tekrar aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yani buradan aynen modelimiz birbirine tekrar ederek kurulumu devam etmekte. Şimdi 3 tane trabzan grubumu ördükten sonra bakınız artış yerimdeki her grubu kendi içerisinde örüyorum. 1 2 kapatıyorum. 2 zincir tekrar aynı yere 1 2 kapatıyorum 2 zincirimi çekiyorum araya batmıyorum hemen kendi grubunun içerisindeki zincirime giriyorum 1 2 kapatıyorum 2 tane zincir 1 2 aynı anda kapatıyorum tekrar 2 zincirimi çekiyorum bakın şuradaki sıramızı tekrar ediyoruz görmüş olduğumuz 1 2 3 üçüncüye de giriyorum 1 2 kapatıyorum bakın 1 2 3 3 defa ördüm ve görmüş olduğum araları aynı şekilde öreceğim. Artışımızda sadece bu işlemimizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve yeniden kurduk. Bakınız bir sonrasına çift çift öreceğiz ve bu zamana kadar yapmış olduğumuz şekliyle dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bu sırayı takip edelim. 1, 2, 3, 3 tek. Evet robamızı biraz E, Şöyle sayalım. İlk başlangıçtaki trabzanımızdan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10 sıra bakınız 10. sırayı da bitirdikten sonra sizlerle görüştük şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi genel olarak şöyle bir bakalım Robamızda 4 tane ayrım yerimiz vardı bakınız. 4 tane. Aralardaki ise her iki trabzanını birer defa örüp aynı anda çekip iki, tira, iki zincir sonra yine Aynı şekilde iki trabzanımızı örmemizden oluşan grubumuz vardı. Bu grubumuzda herhangi bir işlem yapmadan aynen devam ediyoruz. İşlemi yaptığımız bölümler sadece kollarımızın ayrım yerleri ve bölgelerimizin bakınız ayrım yer. Dört yerde işlemimizi yapıyoruz. Şimdi bir tanesini elimize alarak şöyle bakmak istiyorum. Bakınız bu ara kısımlar hep aynı. Buradaki bölümde ise artışlarımızı yapıyoruz. Bakınız her bölümümüz 1, 2, 3, 3 sıradan oluşmakta. Bakın tekrar başlıyoruz. 1 2 3. Sonra yine başlıyoruz. 1 2 3. Bu şekilde birinci bölümümüz hemen bakınız kolumuza dahil oldu ya da arkamıza dahil oldu. Uzayan gövdemize dahil olarak devam ediyor ve ortada görmüş olduğumuz bir taneden tekrar artışlarımızı yaparak 1'in üzerine 2 bakınız. 1'in üzerine 2, iki, 2'nin üzerine 3 üç ve 3'leri tek olarak örüyoruz. Bu şekilde 4 tane köşemizi ördük. Sadece robamızda dikkat etmemiz gereken bölüm burası. Şimdi 11. sıraya başladım. 11. sırada artık e, yeteri uzunluğa geldiği için şu şekilde kollarımızın birleştirme işlemini birlikte yapalım ve artık e, kolları çıkaralım. Sadece gövdemiz üzerine örmeye devam edelim. Şimdi e, bir nereye kadar ördüğümü göstermek istiyorum. Bakınız e, trabzanlarımın olduğu bölüm 1 2 3 4 ve 5. bölümü ördüm. Yukarıdan gelen sıralarda yani şöyle bakacak olursak tam ortadaki üzerinden birleştirme işlemini yapacağız. Sağındakini ve solundakini örüyoruz. Ortadan kollarımızı birleştiriyoruz. Diğer e, büktüğümüz zaman da yine aynı şekilde sağdaki kolumuzun iç kısmında kalacak. Ortadakinin üzerine şuradan girişimizi yapacağız. Ve sol tarafındaki grubu örerek ilerleyeceğiz. Evet şimdi... Birlikte örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekmiştim. Ortadaki çiftli grubuma şöyle göstermek istiyorum. Çiftli grubumun bir tanesini örüyorum. Diğer çifti örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 iki, Her ikisini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şöyle göstermek istiyorum. 3 taneydi. Birisini örüp önümüze dahil ettik. Ortadakinin bir tanesini ördüm ve bir zincir çektim. Kenardaki kaldı. Şimdi çekmiş olduğum bir zincire takıyorum tekrar tığımı ve büküyorum. Yine ortadaki bakınız sağ tarafındakini örmüyorum. Sol tarafını örmüyorum. Ortadakinin içerisine gelerek batıyorum ama tabii tığımın başını dolamam gerekmekte. Ortadakine batıyorum. 1 2 iki. i̇ki tane trabzanımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra burada işlemimi tamamlıyorum. Yine çift olarak ördüm. Çiftin bir tanesi ön gövdede kaldı. Diğeri ise arka gövdede. Geçişte kolumuzun altına burada yine çift olarak öreceğiz. Yani tıpkı buradaki görüntü varmış gibi örmeye devam edeceğiz. İki zincirimi çektikten sonra hemen kenardaki bakınız araya giriyorum. Birleştirme işlemini yaptım artık. Herhangi bir problem olmadan şöyle biraz daha sıkı tutalım. Bir, iki çekiyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere giriyorum. Bir, her ikisini kapatıyorum. Araya bir zincir çekerek dümdüz artık ilerlemeye başlıyorum. Çiftli gruplarımızı örüyoruz. Bir zincir. Şimdi şu şekilde son kez bir bakalım. Bakınız geçişlerimizi 3 tane üzerinden yapmıştık. Birini ördük. Ortadakinin bir tanesini ördük. Ve arka tarafında ortadakinin bir tanesini ördük. Diğerlerin aynen devam edeceğiz. Yine burayı dümdüz örelim. Gördüğümüz şekliyle örelim. Artış yerimize gelene kadar devam edelim. Ve artış yerimizde görüşelim. Artış yerimizde birleştirmemizi yaparken tekrar birlikte olalım. Kolumuzun bir tanesini birleştirme işlemini yaptıktan sonra arkamızı dümdüz örerek geldim. Şimdi tam ortada bakınız ortaya kadar buradaki artırma yerimizin ortasına kadar örerek geldim. Tam ortadaki çiftin içerisine girerek bir tane grubumuzu örüyorum. Sadece iki tanesini bir iki tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çektikten sonra bakınız tam ortayı ördüm. Bir zincirimi çektim. Hemen büküyorum. Şöyle bakınız. büktüğüm yerde tam ortadakine tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve 1 2 iki, her ikisini çekiyorum. Bir tane zincirimi çekip bir tane daha ilave ettikten sonra gruba giriyorum. 1 2 kapatıyorum. Zincirimi çekiyorum ve diğer grubu örmek için giriyorum. İkisini aynı anda kapatıyorum. Araya iki zincir. Bir, iki, kapatıyorum. Her iki grup arası geçişlere bir tane zincir çekiyorum ve diğer grubumu örmek için geçişimi yapıyorum. Grubun kendi arasında iki zinciri. Bir, iki, kapatıyorum. Gruplar arası geçişlerde bir tane zincir ve sıramın başına kadar ilerliyorum. Robamızın birleştirme işlemini tamamladık. Bakınız üst üstüne koydum. Şu şekilde kollarımızın altından birleştirdik. Ve şimdi yine örmeye devam edelim. Uçtan başlayalım. Kolumuzun altına gelene kadar işlemimizi aynı şekilde tekrar edelim. Artık artma ve eksilme yok. Sadece bu iki trabzan aralarında iki zincir ve geçişlerimizde her iki grup arasında birer tane zincir olan bölümümüzü Örerek e, ilerleyeceğiz epeyce ama şimdi kolumuzun altındaki e, yere gelene kadar dümdüz örelim. Kolumuzun altında tekrar beraber olalım. Önden başladım trabzanlarımızdan kolumuzun altına kadar yani birleştirme yerimize kadar örerek geldim. Bakın son grubumu ördüm. Şimdi tam kolumun altındayım. Kolumuzun altına yine girelim. Bakınız buradan bir grup oluşturalım iki tane trabzanın birer defa ördüm kapatıyorum bir iki tane zincir çekiyorum tekrar kolumun altına girerek iki trabzanımı birer defa örüp çekiyorum araya bir tane zincirimi çekip diğer arkaya geçerek arkadan örmeye başlıyorum iki zincir araya bir tane Evet şu şekilde kolumuzun tam ortasına bir sıra daha yerleştirelim. Diğer kolumuza da aynı işlemimizi yapalım. Biraz örgümüzü büyütelim. Tabi bu arada örgümüzü büyütürken ilik yerlerini açmayı da unutmayalım. Bakınız 1 2 3 4 5. 5 tane sıramızı öreceğiz. 6. sıramızda iliğimizi koyacağız. 1 2 3 4 5. ördükten sonra yani bu sıramızdan sonraki sırada iliğimizi açacağız. Evet şimdi örgümüzü örmeye devam edelim. Evet kolumuzun altından örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. 6 sıra yeterli. Artık bir sıra dümdüz trabzan öreceğiz. Başlıyorum. Bakınız 6 tane trabzanımı ördüm. Araya giriyorum. Bir tane bir zincir çektiğim yeri örüyorum. Bir tane iki trabzanımı aynı anda kapadığım yere bir tane araya bir tane tekrar iki trabzanımı kapadığım yere bir tane tekrar araya şeklinde trabzanlarımızı örerek ilerleyelim eğer büzülecek gibi olursa yani yeterli gelmezse şu araya iki tane yapabilirsiniz lütfen onu da ihmal etmeyelim olabilir bazen ipten ipe değişiklikler olabiliyor o yüzden buradaki yere gerekiyorsa iki defa batalım yani iki zincir çektiğimiz yere çekmesine izin vermeyelim ya da aralarda batabilirsiniz. Mesela şimdi bir tane batalım. Rahatlatmak açısından. Bakınız iki tane battım ve herhangi bir problem yok şimdiye kadar gördüğümüz gibi. Dümdüz örerek devam edelim ve sıramızın sonuna gelelim. Uç noktaya kadar bütün sıramızın trabzanlarını ördüm. Zincirimizi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 4. trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. trabzanın üzerine 5 zincirimizi batalım ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim sıramızın uç noktasına kadar zincirlerimizi çekerek geldik. Bakınız en sona 2 tane kaldı. Yine 4 tane zincirimi çektim ve birinci trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Döndürüyorum. Bu kısma özellikle bir tane zincirimizi az çektik ve döndürdüm. 2 defa tığımın başını doluyorum. 3 defa da örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 2 defa başını doluyorum 3 defa da örüyorum tığımın başını yine 2 defa doluyorum sıradaki yere geçiyorum zincir çekmiyorum arada sıradaki zincir yuvasının içerisine giriyorum 1 2 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını dolayarak aynı yuvanın içerisine giriyorum bu şekilde örüyorum bakınız her yuvanın içerisine iki trabzan 3 zincir iki trabzan diğer yuvada iki trabzan 3 zincir iki trabzan tekrar trabzan arasına zincir çekmeden geçiyorum ve başlıyorum 2 tane trabzanımı örüyorum 3 zincirimi çektikten sonra tekrar araya giriyorum ve örüyorum. Sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Bir uçtan diğer uca kadar bütün sıramızı örerek geldim ve en son trabzanımızın örüleceği yerdeyim. Bakınız çiftini ördüm. 3 zincirimi çektim ve bir tane trabzanımı ördüm. Tekrar iki defa başını doluyorum ve bu alt kısma giriyorum bakınız alt kısma girerek diğer ikinci trabzanı buradan örüyorum uzatıyorum güzelce ve buradaki çiftimizi tamamlamış oluyoruz diğer tarafa da bakalım diğerinde de aynı işlemimizi bakınız yapmıştık hemen kenardan çıkarmıştık şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak araya giriyorum 1 2 örüyorum 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu çifti bu şekilde örüyorum kenara. 3 tane zincirimi çektikten sonra içeriye giriyorum. Yine örüyorum. Arada geçişte herhangi bir zincir çekmiyorum. Diğer zincirimin arasına yine giriyorum. Bütün zincirlerimin olduğu yere bu şekilde girerek trabzanlarımı örüyorum. Tığımızın başını doluyoruz. geçişleri Ara geçişlerde bakın zincirimizi çekmiyoruz. 2 tane Başını dolayarak ilerliyoruz. 1-2-3 zincir. Bu sıramızı diğer sıramız gibi bitirelim ve bunun üzerine bir sıra daha örelim. 3 sırada tamamlayalım. 3. sıramı da ördüm. Bakınız bir sıra trabzanımızı örmüştük. Zincirlerimizi çektikten sonra 1-2-3 sıra başına iki defa dolayıp trabzanlarımızı ördük. Şimdi en son sıramızı örüyoruz. Bu sıramızı sık iğnelerimizle öreceğiz. Bir tane zincirimi çektim. Bakınız. Hemen ikinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve bir tane sık iğne olarak örüyorum. Araya giriyorum. Bir, iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Yanına bir, iki defa daha sık iğne olarak batıyorum. Ve şu şekilde güçlü bir kirpik yapıyoruz. Hemen trabzanımın üzerine bir sık iğne. Diğer trabzanıma bir sık iğne. Bütün trabzanlarımıza birer sık iğnemizi örelim. Giriyorum. 1, 2 zincirimin olduğu yere. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Batmış olduğumuz zincirin kenarına yine iki tane sık iğnemi örüyorum. Ve diğer trabzanlarımı da sık iğne olarak örüyorum. Bu uçtan diğer uca kadar bu işlemimizi tekrar edelim ve alt kısmımızı bitirelim. Ceketimizin altını 3 sıra ördük ve üzerine sık iğnelerini zincirlerine örerek tamamladım. Şimdi yan kısmından yukarıya doğru sık iğnemizi yaparak ilerleyelim. Sadece sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 trabzanımızın uzunluğu ne kadar kaldıracaksa o kadar yapalım çok pot olmasın gerdirmesinde diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane ördüm beşer beşer burası düğmemizin olduğu kısım üste çıkacak olan kısım o yüzden bu kısma kirpik yapalım diğer tarafa sadece sık iğne olarak örelim bu kısım düğme dikeceğimiz yer hemen batıyorum 1 2 3 bakınız artık gövde bölümüne geçmişim 3 tane zincirimi çekiyorum arkasına girerek batıyorum ve bir sonraki trabzanıma batıyorum 1 2 3 ardına batıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum 1 2 3 ardına giriyorum ve kirpiğimizi bu şekilde her trabzan sırası için bir tane batıyoruz ve 3 tane zincirimizi çekerek kirpiklerimizi oluşturuyoruz 1 2 3 sıra başına kadar ilerleyelim Evet aşağıdan yukarıya doğru örerek geldim. Şöyle bakalım. Bakınız gayet güzel. Üçer zincir çekerek kirpiklerimizi oluşturduk ve boyun kısmımıza geldik. Boyun kısmımıza da hemen geçiyorum. 1 ve ikinci trabzanın olduğu yerdeyim. 1, 2, 3 arkasına batıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2 tane atlayalım. Buradaki ihtiyaç ne kadarsa o kadar atlayalım. 2 kurtarıyorsa 2 eğer sıkıştırmak istiyorsak üçüncü trabzanın da ilerisine geçebiliriz. İkişer ikişer atlayarak ilerliyoruz ama bakınız. 1, 2, 3. Yaka kısmında potluk varsa 3 tane de atlayabilirsiniz. Özellikle kolumuzdan arkaya geçiş bölümlerinde. 1, 2, 3. Arkasına batıyorum. Batıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Ardına batıyorum. 2 ileri 1 2 3 Evet. Bu şekilde ilerleyelim yakamızdan. Dilerseniz diğer İlik yerini de bu şekilde örebilirsiniz. Dilerseniz dümdüz sık iğne olarak da tamamlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz her iki şekliyle de örebilirsiniz. Burası düğme olan bölümümüz. ilik olan kısım altta kalacak. Dilerseniz düz olarak da örebilirsiniz. Dilerseniz hiç ahengi bozulmasın. Hepsini de kirpikli olarak örelim tamamlayalım. Ceketimiz de sona doğru yaklaşmaktayız. Kenarlarımızın kirpiklerini ördük ve kolumuzun bir tanesini ördüm. Kolumuzun e, ucunu Bakınız gövde kısmının altı gibi ördük. Yalnız gövde kısmını 3 sıra ördük. Burada 2 sırada tamamladık. Yine aynı trabzan işlemimizi, zincir işlemimizi yaptık ve 2 sıra örerek tamamladık. Şimdi kolumuzu kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sırada kolumuzu bitirdik. Şimdi birlikte kolumuzu örmeye başlayalım. 8 sıra ördükten sonra bu uç kısmını yine örmek için birlikte olalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kolumuzun altından örmeye başlıyoruz. Tam bir tane model çıkarmıştık. Oraya girelim. 1 2 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra ayrı yere iki tane daha tırabzanımızı örelim. Yani ikili grup. 1 2 zincirimizi çekiyoruz. Doku gövdemizde ördüğümüz gibi. 1 2 aynı anda çekiyorum araya bir tane zincir çekiyorum ve artış yönünden gelen kısım var bakınız şuradaki bölümün içerisine başını dolayarak giriyorum 1 2 kapatıyorum 1 2 1 2 İkisini aynı anda çekiyorum. Araya bir tane zincirimi de ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Diğer iki tane zincirli olan grubumuzun içerisine giriyoruz. Grup dışı kesinlikle örmüyoruz. 1 2 çekiyorum ve araya bir tane zincir. 1 2 araya 2 zincir. 1 Şimdi birleşme noktasına kadar örerek devam edelim. Evet, başlangıç noktamıza kadar bütün sıramızı örerek geldim. Bakınız. Delimizi aynı şekilde uyguladık. Şöyle bakınız, yukarıdan gelişiyle aynı şekilde aşağıya doğru düzen içerisinde devam edecek. Kesinlikle düzenimiz bozulmayacak. Aynı şekilde bakınız. Yukarıdan aşağıya doğru indiği şekliyle evet, aşağıya kadar öreceğiz. Başlangıç yerimize bir tane zincirimizi çekiyorum. Ve iki tane trabzanımı kapadığım yerin tepesine gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir tane iki tane zincirimin olduğu yere giriyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekerek örüyorum. Bakınız diğer trabzanım ördüm. Kapatıyorum. İlk başlangıcı bu şekilde örelim. Araya iki tane zincir çekelim. Bir, ve 2 çekiyorum araya bir tane zincir ve tekrar iki tane zincirimizin içerisine girerek bakınız iki trabzanlarımızı bu şekilde örelim ve toplamda 8 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim 8 sıra kolumuzu ördükten sonra şimdi kenar kısmını örmeye başlıyoruz Burada gördüğümüz trabzanlarımızı aynı şekilde örelim. Bakınız bir tane araya birer trabzanlara ve bir tane tekrar araya şeklinde örüyoruz. Hemen başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İkinci trabzanımın üzerine de bir tane trabzan örüyorum. Araya bir tane, bakınız iki zincir çektiğim yere de bir tane örüyorum. Diğer trabzanıma bir tane örüyorum ve araya bir tane. Trabzanımın üzerine bir, Araya bir iki zincirin olduğu yere diğer trabzanıma bir tekrar araya bir. Birer birer trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Şu şekilde bakınız. Sıramızın başına kadar bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi başlangıç zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir 1 2 3 4. trabzana bat şeklinde 4 5 1 2 3 4 sıramızı tamamlıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 ve 4 5 zincir 4. trabzana batarak tamamlayalım. Evet zincirlerimizi çektikten sonra tıpkı bu alt kısımda yaptığımız gibi 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan şekliyle örelim. E ve sonra ikinci sıramızı da son sıramızda yaptığımız şekliyle örerek tamamlayalım. Sık iğne 3 zincir sık iğne 3 zincir şekliyle bitirelim ve kolumuz da bu şekilde tamamlanmış olsun. Evet sevgili arkadaşlar ceketimizin en son olarak kolunu da örerek tamamladım şu şekilde Gördüğümüz gibi ince düğmeler ve kenarına minik süslemelerle ceketime bir hareket katmak, güzellik katmak istedim. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Dilerseniz yani zevkinize uygun sade bir şekilde de kullanılabilir. Evet çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.